Batman modülündeki diğer seçenekleri göstermeden önce ufak bir hatırlatma. Structural Member komutunun içerisinde az önce de fark ettiğiniz gibi bütün profiller, bütün boyutlardaki profiller bulunmamaktadır. Eğitim DVD'nizde gerekli notu okuduğunuzda, bugüne dair gerekli notu okuduğunuzda bir klasör bulacaksınız ve bu klasörü yine belirtilen yere kopyaladığınızda buradaki pencere tamamen dolmuş olacak. Bunun yanı sıra yine diğer eğitim videolarından bulabileceğiniz kendi profilinizi, Veltman profilinizi nasıl kaydedeceğinizle ilgili bir video olacak. Burada da özel profilleri rahatlıkla kaydedebileceksiniz Structural Member komutunun içerisine. Sıradaki seçenek Gusset. Gusset komutu Feder, Bayrak, piyasadaki dil hangisini kullanıyorsanız Gusset komutunu seçtik. Kullanımı son derece basit. Feder'e atacağınız iki yüzeyi seçiyorsunuz. 1, 2, iki yüzeyi bu şekilde yerleştirdi Feder'i. Feder tipiyle oynayabilirim. Kalınlığı ortadan sağ sola eşit bir şekilde ver dedim. Kaç milimetre kalınlık istiyorsan. Buradan yazıyorum. Profile nerede, iki mavi yüzeyin neresini ortalamak istiyorsam Parameters penceresinden Location sekmesinden konumlarını rahatlıkla ayarlayabilmekteyim. Burada en sola dayandır. Sola 2 mm, 3 mm offset ver seçenekleri de beni karşılamakta. Diğer seçeneklerden D1, mesela birinci feder tipinde D1, D2, D3, D4'ün nerede olduğu zaten şekilden belli. Buradan D3, D4, D5 ölçüleriyle oynayarak daha farklı federler elde etmeniz mümkün. Sıradaki seçenek Fillet Bit seçeneği. Bu profile kaynak atmayı göreceğiz. Fillet Bit seçeneğinden birinci seçenek Full Length seçeneğini size anlatacağım. Full Length seçeneği ile Faceset 1 penceresinde birinci yüzey, Faceset 2 penceresinde ikinci yüzeyi seçiyorsunuz ve program araya kaynağı atıyor. Burada kaynak genişliğinizle oynayarak müdahale etmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi tek bir yüzeye kaynak attık. Burada Faceset 1'e gelip pembe yüzeyi takip edecek şekilde Faceset 2'yi aktif hale getirdim. Pembe yüzeyi takip etti. İki seçim bir yan yana. Faceset 1'i aktif ettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir seçim yaptığınızda karşılıklı iki kaynak atmanız mümkün. Bir seferde iki kaynak atmanız mümkün. SolidWorks'te Weldment modülünde şuralara kaynak atamıyorsunuz henüz. Buralardaki kaynakları açıklık bulunduğu için atamıyorsunuz. Buralardaki kaynakları teknik resimde göstermeniz gerekmekte. Bunun yanı sıra diğer bir kaynak seçeneğine göz atacak olursak Fillet Bit seçeneğine tıkladım. Intermittent seçeneğini aktif hale getirip Faceset 1'e yine aynı mantıkla birinci yüzey, Faceset 2'ye yine aynı mantıkla ikinci yüzeyimi seçtim. Araya kaynak bu şekilde kaynak atmadı henüz. Bunun sebebi bu intermittent seçeneği aralara punta atacağız teker teker. Buradaki teğet geçişten kaynaklanmakta. Az önceki komutta da tangent propagation diye bir seçenek vardı. Teğet geçiş komutuydu. Şuralara kaynak atmasının sebebi oydu az önceki seçenekte. Bu tangent propagation seçeneğini kaldırdığınızda iki yüzeyin arasına bu şekilde punta atabiliyorsunuz. Punta genişliğinizi, kalınlığınızı ve aradaki adımı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onay verdiğinizde kaynak sembolüyle birlikte bu şekilde bir kaynak atmış oluyorsunuz. Veltment modülü sadece 3D skeçlere uygulanan bir komut değil. Veltment modülünü rahatlıkla 2 boyutlu skeçlere de uygulayabilirsiniz. Hemen gösterelim. Rahatlıkla 2 boyutlu skeçlere ve arklara da rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Weldment dedik, Structural Member 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi 2 boyutlu skece ve üstelik arka rahatlıkla profilimi uygulayabildim.
Gördüğünüz gibi profilim tamamlanmış oldu.